Merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla daha sizlerleyiz. Ben Fuji Film Ankara Şovrum'dan Hazar Çelik. Merhaba arkadaşlar ben Fuji Film Ankara Şorum'dan Harun Canlı. Evet Azar Hocam bugün evet, ne yapıyoruz? Bugünkü inceleme konuğumuz bir canavar. 600 wattlık sabit bir ışık inceleyeceğiz. Müthiş bir şey. Godox'un yeni çıkan M600D modeliyle sizlerleyiz arkadaşlar. Bir işte kutu açılımı, hangi aksesuarlar çıkıyor, nasıl bir kullanımı var onlara bakacağız hep beraber. Evet Azar Hocam şimdi ben en baştan bir sorayım. Niye bu kadar kalabalığız bugün? Evet şimdi kutu içeriği zengin. Ee, yanına takılabilen bir fresnel kitimiz var. Ee, Hı -hı. bunlara bakacağız. Şimdi önce Öncelikle ışığımızın amacı nedir? 600 Watt'lık sabit ışık. Şimdi Godox tarafında arkadaşlar şu ana kadar en yüksek 300 Watt'lık. Kafa ışıklar vardı, sabit ışıklarımız vardı 5600 Kelvin. E, bu ışık artık sektörde, sinema sektöründe de kullanılabilecek. Çok güçlü, çok sağlam bir ışık. Evet, e, şimdi biz hep dediğin gibi 300 Watt'a alışıktık. Hani en maksimum olarak. E, 600 Watt'ı hep flashlarda görmeye e, alışıktık. İlk defa sabit ışıkta görüyoruz zannediyorum bir de yanında güç ünitesiyle beraber Tabii, şimdi kullanacağız. Bu kadar yüksek bir e, sabit ışığı kullanmak için şöyle bir güç ünitesiyle beraber geliyor bu ışığımız. Diğer modellerde işte VL serilerinde e, küçük bir ünite gelirken veya diğer FV serilerinde direkt üzerinden priz girişi varken Hı -hı. bunda şöyle ekstra bir güç ünitemiz var. E, bunu ışık ayağımıza sabitleyip o şekilde kullanıyoruz. Çünkü 600 wattlık bir güç az değil yani gerçekten beslemeli bir güç ünitesi istiyor. Şimdi e, ben öncelikle şeyi söyleyeyim. Bir Bizim burada herhangi bir kontrolümüz var mı ışığın kendisinde? E, kafa üzerinde herhangi bir tuş bulunmuyor. Hı -hı. Bütün kontrollerimizi kontrol ünitesi aracılığıyla yapıyoruz. Buradan dimer ayarını üzerinden ayarlıyoruz. Efektleri üzerinden ayarlıyoruz. Menü girişlerini, güncellemelerini hepsini güç ünitesi üzerindeki ekrandan ve tuşlardan ayarlama yapıyoruz. Yani bu kısım bizim sadece ışığımız tabii gücü düzenlemeyi ve bu cihazın kontrolünün hepsini oradaki güç ünitesi. Esas yapıyoruz. yani bizim esas kontrol kaynağımız buradaki güç ünitesi. Evet şimdi ağırlıkları da o kadar yüksek değil. E, bu 4.5 kilo ağırlığı var ışığın kafasının 3.98 kilo da 3.98 kiloda. Kontrolcümüzün ağırlığı var. Hani bu kadar yüksek güçlü bir e, sabit ışık için aslında çok da fena bir rakam değil. Bu gayet ideal. Ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi yanlarında böyle e, zannediyorum e, batarya girişleri var. Tabii, çok dikkatimi zaten çekti. en büyük avantajı o. 600 wattlık bu sabit ışığımızı dışarıda da kullanma imkanımız var. İki tane V-mount girişimiz var. Çift hmm. Da çalışabiliyor. Dışarıda aktif olarak v takarak kullanabiliyoruz bunu. Yani bizim bunu kullanmamız için illaki priz kullanmamıza gerek yok. Tabii tabii. v tabii. da kullanabiliyoruz. Yani istersek stüdyomuzda prizle, istersek de v olarak kullanabiliyoruz bunu. Ee, bu evet. arada priz dediğimiz normal e, her yerde tabii bulunan standart şebeke Standart 220 volt prizi. Girişi var. E, direkt takılabiliyor. Ekstra V-Mount girişi var. Ee, peki şimdi ben sana şeyi soracağım. Az önce efektler dedin. Şimdi <laughs> 600 Watt sabit ışık dedik. Bir de bunda efekt mi var? Tabii efektler de var. Mesela bu bizim TL serisinden, LC serisinden aşina olduğumuz bazı efektler var. İşte açık televizyon efeği, bozuk ampul efeği e, onun dışında yıldırım efeği gibi efektler var kendi içerisinde. Ve bunların kontrolünü de e, telefon uygulamasıyla, Godox Lite uygulamasıyla kontrol edebiliyoruz. Aa hepsine. süper. Yani biz bunu hem istersek buradan hem istersek telefon yani üzerinden hiç direkt cih cihaza dokunmadan hiç kontrol ünitesine de dokunmadan telefon uygulamasıyla kontrol edebiliyoruz. Şimdi hocam bizim e, önceki e, ışıklarda yani önceki incelediğimiz ışıklarda alışık olduğumuz bir fan kapatıp açma olayı vardı. Tamam da şimdi biraz fanı da tabii 600 watt'tan dolayı biraz heybetli. Tabii mecbur fan sistemi var varken ee, içerisinde. Bunu kapatıp açabiliyor muyuz? Evet şimdi bir içerisinde fan sistemi var. Şöyle açıp kapatılabiliyor. Fanını kapattığımız zaman cihazın %25 güçle çalışabiliyor maksimum. Çünkü içindeki fan büyük bir fan ki 600 wattlık bir ışıkta hani e, fansız 600 watt çalıştırmak gerçekten çok yüksek sıcaklıklara ulaşıyor. E, ama kendi üzerinde %100 bütün fan e, gücü açık olduğu zaman 600 watt'ı veriyor. Çok fazla ısınma yapmıyor. Zaten e, bunu çalışırken hissediyoruz içindeki fanlar çok düzgün çalışıyor. Bir de şöyle bir nokta var. Cihazın zarar görmemesi için e, cihazı kapattığımız zaman mesela yarım saatlik bir kullanım yaptık e, ışığımızla Cihazı kapattığımız zaman cihazın fanı hala aktif oluyor. Aynı araçlardaki bu hani aracı kapatırsın da radyatör çalışmaya Hı -hı. devam eder. Ya, aynı ondaki fan sistemi gibi. Cihazı kapattığımız zaman belli bir süre çalışıp fan e, cihazımızı soğutuyor. Olası bir zararın önüne geçiyor. Yani biz bunu kapattığımız zaman direkt prizden çekmiyoruz. Tabii. E, cihaz sağlığı için direkt prizden çekmemiz birazcık sakıncalı. E, zaten kendi üzerinde ekran üzerinde bir uyarı veriyor. Hani Hı -hı. cihazı kapatmayın. E, bir Prizden çekmeyin. Fan çalışıyor diye. Ayrıca bir de kendi içerisinde hani fan kapatma olduğu gibi bir de fanın gücü üzerinde de müdahale edebiliyoruz. Mesela fanı maksimumda çalıştır, en düşükte çalıştır gibi fanın çalışma derecelerini de kendimiz menü içerisinden seçebiliyoruz. Kontrol imkanını veriyor. Bir de kontrolden bahsetmişken bu ışığın şu özelliğinden bahsetmekte olmaz. Kendi içerisinde ışığın kör ayarı var. Kör yani ben vayarı. ama onu soracaktım bütün heyecanı evet. bozdun ya. Yani. Kör bayarı, hani ilk geldiğinde oldukça şaşırmıştım hani bu Hı -hı. özelliğin olmasına. Şimdi kör bayarı hani çok ara sahnelerde kullanılabilecek bir özellik ama yine de bunu düşünüp koymaları gerçekten çok iyi olmuş. Şimdi şimdi kör bayarı nedir? Ondan bir ondan bahsedelim istersen? Şimdi e, buradaki kör aslında şöyle bir özelliği var. Dört farklı modu var. Bizim normalde e, diğer ışıkların hepsinin alışık olduğumuz dimer açtığımız zaman. Örnek veriyorum dimeri yüzde 50'de ise pat diye açılıyor. Güç de yüzde 50'de ve direkt açılıyor. Hı hı. Eğer e, güç yüzde 20'de ise örnek veriyorum dimer gücü e, ışığın tam gücünün tam de tam kapasitesinin 70'inde oluyoruz. Hı hı. Buradaki dimer gücünde şöyle e, istersek bunu işte dimeri düşük seviyelerdeyken daha az daha alt kapasitede kullanalım. E, örnek veriyorum işte S modu var kontrast modu. Kontrast modunu açtığımız zaman yüzde %70 yüzde yetmiş arasında ışık bir anda pik yapıyor yukarıya doğru. Hmm. Yani Üç şöyle olarak. biz dimerimizi ayarlıyoruz. E, kör Curve ayarladığımızda istersek ışık bir anda yükseliyor. Aynen öyle. Ya da dimeri açtığımız zaman ışık yavaş yavaş yükseliyor. Aynen öyle. O da devamlılık gerektiren sahnelerde. İşte karşıdan bir araç geliyor. Onun işte farları yavaş yavaş içeriye aydınlatacak öyle bir sahne çekiyoruz. O dimeri daha e, yavaş açılsın istiyoruz. Işığımız yavaş yavaş yükselsin istiyoruz. O kör ayarını burada rahatlıkla kullanabiliyoruz yani. Kesinlikle öyle. Çok, çok güzel, öyle. çok yerinde bir örnekti hocam. Evet. Mesela pencere aydınlatması kullanıyoruz. Aynen öyle. Mesela time lapse bir video gibi bir örnek çekeceğiz. İşte gün... Yavaş yavaş yükseli, Güneş yavaş yavaş yükseliyor. Onun bir benzetimini videoda yapacağız. Kör bayarını yavaş yavaş yaptık ve kör ayarında yavaş gitsin dedik. Işığımız yavaş yavaş aydınlanacak ve o şekilde bir kullanım olacak. Bir de önüne sarı jel taktık. Bu tam günde oldu. Mükemmel. Yani Aynen. sektörde birçok ihtiyacı karşılayabilecek bir ışık şu anda bu arkadaşlar. Kesinlikle şu an Godox'un sabit ışıklar arasındaki en güçlüsü. Ee, bu arada ben şeyi de sormak istiyorum. Bizim şimdi yeni gelen son nesil bütün ışıklarda e, bir DMX kontrolü var. Hı hı. Bunda da yine DMX kontrol yapabiliyor Tabii DMX kontrol yapabiliyoruz. DMX kontrolcüsü ile işte atıyorum 3 tane de M600D'yi birbirine bağladık. Üçünün kör ayarları aynı, efektleri aynı, aynı güçte aynı şekilde yanmalarını sağlayabiliyoruz. O baya e, yani kumandayla kontrole izin veriyor, telefonla kontrole izin veriyor, DMX'e kontrol. izin Tabii her veriyor. şekilde kontrol edebiliyoruz cihazımızı bayağı kullanıcı dostu bir şey yapmışlar. Bir de şu olayı da çok sevdim. Ee, şöyle bir aparat çıkıyor kendi içerisinden. Hani sonuçta bu e, hani ortalama ağırlığın daha üstü üzerinde normal ışıklara göre. Ee, bunu bir yere işte plastik kelepçe gibi bir şeyle asmak yerine ışık ayağına sabitlenen bir kontrolcü bağlantısı var. Bu kontrolcüyü Süpermiş. ışık ayağına takıyoruz ışık ayağımızın altında kontrolcümüz bulunurken ışık ayağının tepesinde de ışığımızın kafası bulunuyor. O da kendi kutu içerisinde düşünüp bunu da koymuşlar. Yani biz ışık ayağına bütün ışığı ve ışığın <laughs> güç ünitesini sabitleyip tek bir ışık ayağıyla bütün her şeyi çözebiliyoruz. Tabii, tabii rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bir de güçlü bir ışık ayağımız varsa işte Godox'un 260D veya işte 240 serisi C-Stand gibi bir ayağımız varsa çok güçlü bir şekilde onu e, kurabiliyoruz. Bayağı verimli. Evet şimdi güç ünitesinin yanında bir de tam USB portu var. Evet o tam ne şurada. Bu da cihazımızın güncellemelerini yapmak için olan bir USB portu. Buradan cihaz güncellemelerini buradan yapabiliyoruz. Yani cihaz e, ilerleyen süreçle alakalı versiyon güncellemesi tabii alacak. Tabii tabii aynen versiyon güncellemesi alacak. Evet şimdi hocam e, gelelim en önemli en can alıcı noktaya. Nasıl Biz bu aleti nasıl taşıyacağız? <laughs> evet, hemen şurada çok güzel bir çantayla beraber geliyor. Ee, Hı -hı. çok kaliteli, çok premium bir çantayla geliyor. Aynı zamanda tekerli bir çanta. Hı -hı. Üzerinde çekçek sistemi var. Ee, çok kaliteli bir çantasıyla beraber geliyor. Bütün e, aksesuarlarının hepsini içine rahat bir şekilde sığdırabiliyoruz. biliyoruz. E, bu çanta da kendi kutu içeriğine dahil. Evet hocam şimdi bir de burada e, evet, bir ayrı çantamız daha kutumuz var, var. bakalım onlar nedir. Şimdi bu da e, Godox M600D için çıkan bir aksesuar, ekstra olarak satışı var. Hı hı. Fresnel şekillendirici. Şimdi Oo. Fresnel şekillendirici nedir? Ee, sinema sektöründeki arkadaşlar muhtemelen biliyorlardır. Yüksek güçteki bir ışığı, sahne ışığı gibi, spot ışığı gibi şekillendirebilmek, odaklanabilmesi için kullanılan bir aparat arkadaşlar. Yani M600'ün önüne bir lens takıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bu Fresnel arkadaşlar M600'ün önüne takılıyor. Evet, şöyle. Hemen. Işığımızı sağ sol yerine yani sağ sola yayılması yerine odaklanabilir bir hale getiriyor arkadaşlar. Evet bakın mesela devasa şöyle. bir boyut aldı. Bu şekilde bunun kendi açıları var kendi üzerinde. Aynı fotoğraf makinelerindeki odak sistemi gibi odaklanabilen bir yapısı var ışığı daha ortaya al, daha kenarlara dağıt şeklinde yapabiliyoruz bu Fresnel ile beraber. Bu Fresnel 10 modeli. bunları rahatlıkla ışığımızı 600 wattlık ışığımızı şekillendirebiliyoruz. Tabi sadece bunu mu kullanabiliyoruz? Bu Bowens Mount. Yani istersek Hı -hı. bunun önüne standart softboxlarımızı da takabiliyoruz. Yani sadece bunu kullanmak gibi bir şeyimiz yok. Bowen's uyumlu bütün softboxlarımızı bunda kullanabiliyoruz. Tabi bunun avantajı odaklanabilir olması. Işığımızı, yani aynen Sahes ışığı gibi, gibi. aynı S30 gibi o gobosetler gibi ışığımızı daraltıyoruz, 600 wattlık ışığı direkt olarak gönderebiliyoruz. O zaman şimdi e, bounce mount olduğu için e, biz bu fresnel aslında diğer ışıklarda da kullanabiliriz. Tabii tabii bunu mesela 300 wattlık bir ışığa, ışığa da takabiliriz ama en yaygın kullanımı 600 wattlık yani yüksek bir ışığı şekillendirmek için olduğu için. Tam sahne projeksiyon. Kesinlikle yani bir sahne e, ışığı simülasyonu yapıyorsak kendi kullandığımız ışıklarla e, bu aparat oldukça verimli bir aparat olacaktır. E, bu arada şundan da bahsetmemiz lazım. Şimdi hani Bowens Mount bir e, ışığımız bu. Hani çeşitli şekillendiriciler takabiliyoruz işte. 60'tan başlıyor 140'a kadar farklı ebatlarımız var softbox'ta. Şimdi 600 watt'lık ışığın önüne softbox kullanırken tabii birazcık boyutumuz büyüyor. Aynen öyle. sadece bunda kullanılamayacak nokta bu. TAS'ın önüne takılan e, BD04 dediğimiz renk jelleri arkadaşlar. Şimdi 600 Watt'lık bir ışık ve TAS birbirine yakın olduğu için o renk jellerini birazcık ısıtıp e, istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Onlar paraflaşlar için hani Bowens Mount girişli TAS'lara takılıyor ama e, paraflaş için daha uygun oluyor. Böyle bir ışık sürekli yandığı için birazcık ısıtabiliyor onları. Şimdi biz e, hep düşük watt gücündeki sabit ışıklarda hani yüksek softbox yani yüksek ebatlı softboxları kullanmayı çok tavsiye etmiyorduk. Evet. Şimdi bu sefer tam tersine döndük. Tabii bunda da çok küçük ebatları kullanmak hani ışığın verimini biraz Hele düşürecek. Hele ki renk üzerine hiç kullanmayalım. <laughs> Tabii kesinlikle. Yani buna mesela bir işte 140 santim işte Hı -hı. oktagon bir de gridli kullandığımız zaman şahane bir ışık haline gelir. Efsane Veya işte bir şey. 120 okta kullandığımız zaman şahane sonuçlar elde edebiliriz. E, bu şekilde yani büyük softboxlarla kullanımı alan aydınlatması olarak oldukça başarılı olacaktır. E, bu gördüğünüz dışı arkadaşlar Fuji film showroomlarda deneyimleyebilirsiniz. Gelip inceleyebilirsiniz. E, umarım rehber niteliğinde bir video olmuştur sizin Bayağı için. verimli bir ışık. Evet şimdi bunu yukarı çevirip Batman'i çağırıyoruz. Aynen. <laughs> evet görüşmek üzere arkadaşlar.